Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Merve. Hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz gibi doğum hikayemden bahsedeceğim sizlere. Bebeğimize kavuştuk. Çok şükür anne baba olduk. Allah isteyen herkes nasip etsin bu duyguları yaşamayı. Çok güzel bir şeymiş gerçekten. Şu an 40 günlüyüz. 41 oldu hatta bugün. Dün bu videoyu çekmeye çalıştım bayağı bir ama sürekli ağladığı için çekemedim. Bugün 41. günümüzdeyiz. Nasıl geçti bu kadar zaman hiç anlamadım gerçekten. Normalde doğumdan öncesinde, yani çocuktan önceki hayatımda diyeyim, vakit geçirmek için sürekli bir şeyler bulmaya çalışırken yine de vakit geçmezken şu anda o kadar hızlı geçiyor ki günler hiçbir şey anlamıyorum. Sabah nasıl oluyor, akşam nasıl oluyor hiç anlamıyorum gerçekten. Ama güzel telaşlar yani bunlar. Allah isteyen herkese nasip etsin. Doğum hikayemden önce hamilelik sürecimden biraz bahsedeyim sizlere. Bununla ilgili detaylı videolarım da, daha detaylı bulabileceğiniz videolarım da kanalımda mevcut. Onlara bakabilirsiniz isterseniz. Bunun dışında 5. haftamda hamileliğimi öğrenmiştim. Daha sonrasında biraz bulantılar falan yaşadım. Aslında sorunsuz denebilecek kadar güzel bir hamilelik geçirdim Allah'a şükür. 5. haftasında öğrendim dediğim gibi. Bulantılarım bir ay kadar sürdü. Çok çok şiddetli olmadı. Birkaç gün sadece çok şiddetli. Baş ağrısı da eşlik ettiğinde çok şiddetlenmişti. Onun dışında öyle kusma falan çok yaşamadım çok şükür. Daha sonra geçti zaten o bir aydan sonrasında da. Bunun dışında hamileliğim genel olarak aktif geçti. Ama sadece pandemiye denk geldiği için biraz üzüldüm. Çünkü daha fazla dışarıda olmayı, daha fazla hareketli olmayı tercih ederdim. Yine de elimden geldiğince akşamları falan bir şekilde önlem alarak yürüyüşlere çıkmaya çalıştım. Özellikle son aylarda buna çok dikkat ettim. Çünkü normal doğum olsun istiyordum. Ama maalesef sezaryen oldum. Maalesef de demeyeyim. Çünkü hayırlısı böyleymiş. Hep öyle dua etmiştim. Sezaryenden daha çok korkuyordum normal doğuma göre. Ama eğer hani bebeğim o şekilde sağlıklı gelecekse o şekilde olsun diye hep nasıl hayırlısıysa o olsun diye dua etmiştim. Böylesi hayırlıymış demek ki. Sadece biraz doktor ihmali olduğunu düşünüyorum. Yani mecburi bir sezaryen olmadı bana göre. Biraz ihmalden dolayı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra anlatacağım size o kısmını da zaten. Ben devlet hastanesinde doğum yaptım. Normalde özel iki tane özel hastanede bir tane de devlette doktora gidiyordum. Ama en aklıma yatan, beni en güzel bilgilendiren doktor devlet hastanesindeki doktorum olduğu için orada doğum yapmaya karar vermiştim. Bir de buradaki özel hastaneler genellikle son dakika hep sezaryene yönlendiriyor. Yani normal doğum istiyorum deseniz bile son dakika sizi sezaryene yönlendiriyorlar. Sezaryen olmak da istemiyordum dediğim gibi mecbur olmadıkça. O yüzden de normal doğum olmasını tercih ettiğim için devleti tercih ettim. Oradaki doktorumu tercih ettim. Ama devlette de şöyle bir durum var. O gün hangi doktor nöbetçiyse sizin doğumunuza o giriyor. Yani aslında ebeler yaptırıyorlar doğumu. Eğer tamamen normal doğumsa doktor hiç gelmiyor. Sadece ara sıra kontrole geliyor. Ama sezaryen ya da son dakika bir komplikasyon gelişirse de o gün nöbetçi olan doktor geliyor doğumunuza. Ben devlet hastanesinde yaklaşık 5 tane doktor vardı sanırım. 4 ya da 5 tane. Sadece bir tanesinin olmasını istemiyordum. Diğerleri benim için sorun değildi. Ama o istemediğim doktora denk geldim ne yazık ki. Normalde biz şöyle planlamıştık. Devlet hastanesine gidecektik. Doktoru, hangi doktorun nöbetçi olduğunu soracaktık. Eğer o istemediğim kişi ise diğer hastaneye geçecektik. Ama o anda telaştan hiç aklımıza gelmedi. Ve ben bunu biraz geç sormuş bulundum. Artık iş işten geçmişti. Yatırılmıştım, serumum takılmıştı, her şey tamamdı. Yani çıkma gibi bir durumum söz konusu değildi artık o saatten sonra. Biraz karışık anlattım sanırım ama hem beynimin yorgunluğu, artık uykusuzluktan, yorgunluktan dolayı hem de o günün heyecanıyla hatırlayabildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Doğumdan bir gün önce, daha doğrusu doğumdan iki gün önce ailem geldi. Biz normalde eşimle bendik sadece evde ve bir anda doğum olursa ne yaparız diye biraz panik yapıyorduk açıkçası. Ailem geldikten sonra biraz rahatladım çünkü evde annem, babam var, işte hastaneye gidecek olsak araba bulunmuş oldu elimizin altında. O yüzden biraz daha rahatlamıştım. Belki onun etkisi oldu birazcık. Doğumdan bir gün önce de yürüyüş yaptık. Açık havada böyle piknik alanı gibi bir yer var. Normalde o kadar uzun yürüyemiyordum son günlerde. Yoruluyordum çok çabuk ama annemlerle o gün biraz uzun yürüdüm. Daha sonra arabanın sarsıntısının da biraz etkisi olduğunu düşündüm. Hatta kardeşim sürekli baba tümseklere dikkat et kız doğuracak şimdi falan deyip duruyordu her tümsekte.
Belki onların etkisi olmuştur. Bir de hurma yedim son günlerde çok fazla. Özellikle o doğumdan önceki gün. Son bir haftadır günde 7-8 tane yemeye çalışıyordum. Ama o gün gittim geldim yedim. Sürekli yedim yani sürekli hurma yedim. Hurma açılmayı hızlandırdığını söylendiği için. Daha sonra o gece de akşam bel ağrısından artık duramıyordum. Koltukta oturamıyordum. Sürekli pilates topunun üzerindeydim. Sürekli zıpladım, hareketler yaptım. Ve o gecenin sabahı, sabah 5'te ben uyandım. Lavaboya gittim. Sanki yani bir anda suyun böyle çok büyük bir miktarda gelmedi ama çok az denebilecek miktarda da değildi. Şüphelendim ama emin de olamadım. Daha sonra yattım, kalktım, yattım, kalktım. Baktım sürekli bir şey geliyor yani gelmeye devam ediyor. O yüzden annemi uyandırdım. Saat 7 olmuştu annemi uyandırdığımda artık. Anneme gittim, sordum, gösterdim hani bu olabilir mi? O da evet doğum başlıyor artık suyun gelmiş dedi. Daha sonra annemle beraber eşimi babamı uyandırdık ve hastaneye doğru yola çıktık. Heyecanlıydık tabii ki hepimiz çok yani aslında sakindim diyebilirim hastaneye gidene kadar. Hatta hastanede de sakindim. Ama bir yandan da çok heyecan vardı nasıl olacak nasıl bitecek diye. Bu arada bana doktorum eşimin yanımda yani doğum sırasında eşimin yanımda olabileceğini söylemişti. Ama oraya gittiğimizde pandemiden dolayı kimseyi almıyoruz içeriye dediler. Ben tek başıma içeriye alındım. Önce bir muayene etti ebe. Suyun gelmiş artık seni geri gönderemem dedi. Yatışını yapacağız dedi. Tamam dedim. 2 santim açıklığım vardı bu arada ilk gittiğimizde. Annemlere biraz uzun sürebilir hani daha 2 santim açıklıkta biraz uzun sürebilir demişler. Bana böyle bir şey söylenmedi. Daha sonra farklı iki ebe geldi. Dediler ki biz bugün seninle biz birlikte olacağız. Biz ilgileneceğiz. Doğumunda biz yanında olacağız. İyi insanlardı çok şükür. Allah razı olsun. Kısa bir süre geçirebildik birlikte ama o kısımda bile ilgili davrandılar yani sağ olsunlar. Bir yudum alayım çayımdan. Daha sonra odaya alındım ben. Odaya işte geçtim. Önlük giydirdiler bana. Tekrar muayene etti ebe. Bu arada 32. haftadan sonra bebeğimin başı aşağı doğru dönmüştü. Ama sanırım kanala girmemiş. O yüzden ebe dedi ki bebeğin başını hissedemiyorum. Bir de doktor bey gelip baksın dedi. Daha sonra o süreçte beklerken NST'ye bağlandım. Bebeğin işte kalp atışları, sancılarım kontrol ediliyordu. Sancılarım hiç başlamamıştı bu arada. Sadece suyum gelmişti. O yüzden gitmiştik hastaneye. Ama NST'deyken sancılar 60'tan 100'lere falan çıkmaya başladı. Ama çok çok hafif bir şeyler hissediyordum. Daha sonra, çok daha sonra dedim kusura bakmayın. Ebe geldi, perdeleri kapattı. Dedi ki senin için loş bir ortam olması daha uygun olur. Hormonlar falan açısından iyi oluyormuş. Bir televizyondan bir video açtı bana. Böyle tatlı ses tonuyla bir kadın işte doğum sürecini, o gün içerisinde neler yapacağımızı, neler yapabileceğimizi anlatıyordu o videoda. O da böyle insanı rahatlatıyordu. Ses tonu çok hoştu çünkü öyle bir ses tonuyla kaydetmişler. Çok güzeldi. Ben onları dinliyordum. İşte yatıyordum. NST'ye bağlayayım. Ebeler gittiler o sırada. Bir de Çorum Devlet Hastanesi'nde doğumhane gerçekten çok güzel. Sancı çektiğimiz odada doğumunuzu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Normal doğumsa şayet. Orada karşıda bebek için bir ünite var. Orada bebeğinizi giydirip ilk sağlık kontrollerini falan yapıyorlar. Odada banyo var. Her türlü şart mevcut yani. Buradaki özel hastanelerden çok daha iyi devlet hastanesi. Biraz da o da etkili olmuştu o hastaneyi tercih etmemde. İnternetten de bakabilirsiniz. Çorlu Anne Bebek Dostu Hastane diye geçiyor. Odaların falan detaylı videoları mevcut. O yüzden de orayı tercih etmiştim birazcık. Ama işte tek yani tek alınıyor olmam bu pandemiden dolayı birazcık beni strese soktu. Annemi arıyorum, eşimi arıyorum sürekli böyle bir şeyler işte onlar da tabii yalnız başıma içeri girince merak ediyordu ister istemez. Onlarla haberleştim ara sıra. Sonra çok uzun sürmedi. Ben orada işte beklemeye devam ederken doktor geldi. Ha, pardon. O sırada NST'yi çıkarmaya geldi ebe. Dedim ki bugün nöbetçi doktor kim dedim. Muhtemelen o doktoru kimse sevmediği için ben de daha önce gitmedim bu doktora ama çok fazla duymuştum. Hani çok sert davranıyor işte biraz yani ters bir doktormuş. Muhtemelen kimse sevmediği için eve dedi ki zaten doğuma dedi doktor girmiyor. Biz giriyoruz bir sorun olmadıktan sonra dedi. Tamam dedim önemli değil ama kim dedim nöbetçi doktor. Sonra dedi ki işte o doktorun ismini söyledi. Söylemeyeyim şimdi burada. Ben
Ben o anda bir yıkıldım zaten. Çünkü sadece o doktorun olmasını istemiyordum. Diğer hepsine okeydim ama şansıma bu denk geldi. O an biraz moralim bozuldu yani bayağı bir. Çünkü çok korkutmuşlardı onunla ilgili beni. Sonra doktor geldi. Gerçekten de hiç ne bir merhaba ne bir şey hiçbir şey demeden bir anda beni kontrol etti, muayene etti ve dedi ki bebeğin başı yukarıda, kanaması da var. Biraz suyla birlikte kanama da oluyordu. Kanaması da var. Riske atamayız. Sezaryen alıyoruz dedi. Direkt zaten yani bir anda her şey sezaryene döndü. Belki de bir yarım saat, bir saat ben orada yattım. Daha sonra sezaryene dönüştü her olaylar bir anda. Şok oldum yani. Çünkü hiç sezaryen olmayı beklemiyordum. Her şey yolundaydı. Her şey düzgündü ve doktorum benim kendi gittiğim doktorum çok normal doğum yanlısı bir doktor. Yani başkalarından da duyuyorum. Belki de bazı durumlarda sezaryen olması gerekirken bile son saniyeye kadar bekleyip normal doğum yaptırıyor bir şekilde. O yüzden de normal doğum olacağıma inancım çok yüksekti. Ama nasip böyleymiş. Daha sonra doktor bunu söyledi, çıktı. Başka bir ebe geldi. Direkt benim önlüğümü değiştirdi. Serum taktı. Sonrasında sonda takmaya geldiler. Sonda benim için sezaryen ameliyatından bile daha büyük bir korkuydu. Çünkü internette okuduğum, izlediğim doğum hikayelerinde sondanın çok acı verici bir şey olduğunu söylüyorlardı ve ben buna inanılmaz korkuyordum. Sonrasında bir işte sonda takacağız sana dediler. Ben aşırı yani gerildim. İki tane hemşire yanımda var. Bir tanesi de sonda takmak için gelmişti. Dedim ki elinizi tutabilir miyim? Destek alabilir miyim? Tuttum ellerini ama öyle bir sıkmışım ki dediler ki elimiz kırıldı, parmağım kırıldı diyor hemşirenin bir tanesi. Ama yapabileceğim bir şey yok. O anki korkuyla yanımda eşim, annem, kimsem yok yani ne yapabilirim? Onların ellerini tuttum ben de. Ama hiç korkulacak bir şey yokmuş. Sonda öyle acı verici bir şey değilmiş. Ben kendimi çok kastım. Biraz acıdı. Buna rağmen yani çok küçük bir acıydı gerçekten. Boşuna korkmuşum. Boşuna gerilmişim yani. Üzüldüm bunu yaşadıktan sonra da. Sondayı taktılar işte. Serumu bir yarısına, büyük bir serumdu, yarısına falan geldikten sonra serumu çıkardılar. Dediler ki birazdan seni ameliyata alacağız. Bu arada o günkü diğer gelen iki kişi daha vardı. Onları da sezaryen demiş doktor. Bilmiyorum. Bence dediğim gibi doktorun yani artık uğraşmak istemedi mi? Hani sezaryen daha mı kolayına geldi bilmiyorum. Direkt sezaryen dedi herkese yani. Bu benim biraz moralimi bozdu. Çünkü yani hayatımda bir kere yaşayacağım bir şey. Belki de bir daha çocuğum olmayacak ya da neden bu travmayı yaşayayım ki? Normal doğum isterken, güzel bir doğum gerçekleştirmek varken, normal doğumun sonrası çok kolay bir iyileşme sağlanırken ben sezaryen oldum ve zorluklarını bayağı bir yaşadım. Neyse, beni ameliyathaneye götürüyorlardı. Ameliyathaneye giderken eşimi, annemi, babamı gördüm o arada. Daha sonra gittik ameliyata. Epidural oldu bu arada. Epiduralin iğnesini, yani benim için sezaryenin en zorlu kısmı o epidural iğnesi kısmıydı. Hiç acımıyor falan diyor insanlar ama bilmiyorum. Benimki yani belki de acı değil ama irkilmeden dolayı sıkıntı yaşadım. Belinizi böyle öne doğru eğilmenizi istiyorlar. Rahat bırak kendini, işte çeneni göğsüne daya, omuzlarını rahat bırak, iğneyi yapacağım diyor. Ama ben o iğneyi her sokmaya çalıştıklarımda irkildim ve o yüzden iğneyi sokamadılar. Yani oradaki işte girmesi gereken alan ben irkildiğim zaman kapanıyormuş. O yüzden 3 kere denedi. Üçüncünün sonunda dedi ki şey yapayım, bir uyuşturucu bir iğne yaptı. Keşke bunu baştan yapsaydı mesela. O zaman hiç bu sıkıntıyı yaşamış olmayacaktım. Çünkü o anda yani o iğneyi yapamadıkça bir de omuriliğinize iğne yapıldığı için ben ondan da biraz korkuyordum. Çünkü hani ne bileyim felç kalınabilir, bir şey olabilir, Allah korusun. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şey ama ondan da biraz korkuyordum. Sonrasında o uyuşturucu iğneyi soktuktan sonra zaten uyuştu ve diğer iğneyi çok kolay bir şekilde yaptı. O zaman hiçbir acı hissetmedim, hiçbir şey hissetmedim. Keşke dedim baştan yapsaydınız bana yani ve çok gerildiğim için midem bulanıp böyle başım falan dönmeye başladı. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sonra derin nefes al falan filan dediler. İşte bu iğneyi yaptı, direkt zaten hemen ayaklarını kaldır dediler. Çünkü ayaklarınız direkt uyuşuyor yani. Kaldırdım, masaya koydum, gitmişti zaten ayaklarım, hissetmiyordum artık. Sonrasında doktor işte geldi, örtüyü serdiler falan filan, doğum başladı. Doğum başladığında böyle bir sarsıntı hissediyorsunuz. Herkesin söylediği gibi zaten vücudunuzda o bebeği çıkarırken bir sarsıntı hissediyorsunuz.
Ben böyle bir şeyler dokunduklarını hissedince dedim ki hissediyorum ben. Dediler ki hissediyor olsan yerinde duramazdın. Şu an böyle rahat yatıyor olamazdın dediler. Sonra zaten bebek çıktı, yani çok hızlı oldu her şey. Bebeğin ağlamasını duydum bir anda. Bir kadın dedi ki bak bebeğin geldi artık korkma istersen. Çok, çünkü çok gerilmiştim. Yani aslında biraz da işte normal doğum beklerken bir anda sezaryana dönmesinin hani çok ani bir şekilde. Çünkü hiçbir sorun yokken bir anda sezaryana döndü. O yüzden biraz da endişelendim açıkçası, korktum. Ama sonra bebeğimiz dünyaya geldi Allah'a şükür. Sağlıklı bir şekilde sorunsuz bebeğimizi kucağımıza aldık. Orada bebeğimi bir hemşire giydirdi. İşte bakımlarını yaptı, giydirdi. Bana gösterdi. Sonrasında götürdü zaten işte eşime falan. Onun, yani odaya çıkardılar bebeği. Benim de işte dikişlerim falan bittikten sonra çok uzun sürmediğini tahmin ediyorum. Tam kaçta girdim bilmiyorum doğuma ama 11-11.30 arasıydı diye hatırlıyorum. 11.46'da bebeğimiz doğdu. Birazdan da ben çıkmıştım zaten. Sonra beni de odaya aldılar. Odaya geldikten sonra işte bebeğimiz, annem, eşim, babam orada, herkes oradaydı. Bebek ilk başta böyle çok titriyormuş, üşümüş yani. Anne karnından çıktığı için sanırım dünyaya adapte olma süreci. Bebeği kucağıma aldım, sakinleşti, ağlıyordu. Dediler ki sen gelmeden önce hiçbir şekilde susmadı, susturamadık. Ama ben geldikten sonra kucağıma aldım ve sustu bir anda. Sonra işte emzirdim falan. Çok şükür emzirmeyle ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sezaryen olanlar genelde sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar çünkü. Çok şükür bizde öyle bir sorun olmadı. Sezaryen sonrası biraz zorluydu benim için maalesef o kısmı. Yani tekrar yaşayabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü gerçekten sonrası zormuş. Uyuşukluk zaten bir 4-5 saat kadar sonra geçiyor. O sırada gaz çıkarmanızı bekliyorlar. Ben hiçbir sorun yaşamadım. Çünkü bazı insanlar saatler sonra hani gaz çıkardığı için sıkıntı olabiliyormuş. Ben de öyle bir sorun olmadı çok şükür. Karnıma bir kum torbası koymuşlardı. O inanılmaz bir ağırlık veriyordu. Hem ağırlık hem acı veriyordu karnıma. O da sanırım kanamayı içte bir kanama kalmaması için, kanamanın atılması için mi, öyle bir şey, tam da sebebini bilmiyorum ama onun için koyuluyormuş. Ara sıra da gelip onu kaldırıp karnıma böyle bir masaj yaptılar, bastırdılar rahimin kendini toparlaması için. O zamanlarda çok çok acı hissettim gerçekten. Yani dayanamadım, nefesim kesiliyordu. Ve sonra masajı yapıp gidip tekrar o kum torbasını koyuyorlardı. O yüzden o kısım birazcık zorluydu. Yani ilk gün akşama kadar bayağı bir zorlandım. Uyuşukluklarım geçmeye başladığında işte bir 4-5 saat olmuştu. Ağrılar da başladı tabii o süreçten sonra. Ama serum falan veriyorlardı. Çok çok sorun olmadı. Ta ki ayağa kalkana kadar. O ayağa kalkma kısmı benim için ölümden beterdi. O kadar zordu ki. Saat kaçtı bilmiyorum. Akşam saatlerinde işte artık uyuşukluklarım tamamen geçtikten sonra bir hemşire geldi. Annemle beraber beni ayağa kaldırdılar. Önce yavaş yavaş işte oturdum. Sonrasında ayağa kalktım. Ayağa kalktığım an nefesim gitti. Yani o kadar zordu ki o an nefes alamadım. Ciğerlerime nefesimin dolmadığını hissettim yani. Çok kötüydü ve karnım inanılmaz acıyordu. Karnımı tutarak yürümemi söyledi. Zaten çok kısa bir mesafe, hemen kapıya kadar yürüdüm, geri geldim, oturdum. Ara ara böyle kalkıp yürü, daha kolay toparlanırsın dedi ama o kadar zordu ki ayağa kalkmak, yani ben olabildiğince kalkmak istemedim. Annem biraz zorladı benim bu konuda. Daha sonra da işte o gün hastanede kaldık. 2 gün boyunca hastanede kaldık bu arada. Bir sonraki gün bir tık daha iyiydim ama yani tamamen toparlanmam benim bir 10-15 günü buldu açıkçası. Öyle hemen bir gün sonra falan iyileşmedim yani. Hatta bir de bu süreçte sarılık oldu bebeğimiz. Sürekli hastaneye gittik geldik. Hastaneden çıktık, 2 gün kalıp çıktık. 2 gün falan evde durduk. Daha sonra tekrar hastaneye gittik. Çünkü bebekte sarılıktan şüphelenmiştik. Biraz hani böyle zaten her bebekte olabiliyormuş ama biraz fazla olursa getirin demişlerdi, beklemeyin demişlerdi. Tekrar götürdük. Bebeğin sarılığı biraz yüksek çıktı ama hemen yatırmak istemediler. İşte bol bol emzirin, bir gün sonra düşebilir dediler. Ama bir gün sonra tekrar kontrole getirin dediler. Biz 2-3 gün boyunca üst üste sürekli hastaneye gittik. Hafta sonuna denk gelmişti bir de. Sonra pazartesi günü
çocuk doktoru görsün dediler. Pazartesi doktora gittiğimizde de hastaneye yatış verdiler ne yazık ki. Ben o an yani yıkıldım resmen çünkü doğru düzgün kıpırdayamıyordum. Bebeğe annem bakıyordu yani altını annem değiştiriyordu, üstünü annem giydiriyordu her şeyini. Ben sadece emziriyordum ve ben sürekli yataktaydım. Doğru düzgün içeriye bile gelemiyordum. O yüzden o anda yani nasıl yapacağım tek başıma çünkü yine pandemiden dolayı ne yazık ki tek başına bakacaksın dediler. Dedim ki nasıl yapacağım tek başıma? Başladım ağlamaya zaten. Hem bebeği hastaneye yatırıyor olmak çünkü benim küçük kardeşim de sarılıktan dolayı yatmıştı. O küveze koyup mavi ışık falan veriyorlar. O görüntüyü yani beynimde canlandı ve korktum açıkçası çocuğum için. Ama bu hastanede şey oldu. Bebeği aldılar daha sonra yani ben bebeği hiç küvezde falan görmedim. O birazcık benim için rahatlatıcıydı. Hatta belki de şöyle düşünüyorum. Hayırlısı böyleymiş. O gece yani o güne kadar hiç uyumamıştım mesela geceleri. Sürekli annem de ben de uyanıktık. Sürekli bebeğe bakmaya çalışıyorduk ve çok yorgunduk. O gün sadece bebeği emzirmek için getirdiler. Altını değiştirip emzirip geri veriyordum içeriye. O yüzden çok rahat uyudum. Onlar geldiğinde beni uyandırıp bebeği veriyorlardı. O yüzden çok rahat bir şekilde uyudum ve dinlendim. Annem de öyle evde uyuyup dinlenebildi bir gün de olsa. Ve zaten bir gün kaldık. Bir gün sonra çıktık ama ben hani böyle 2-3 gün kalırız diye düşünüyordum. Korkuyordum. İnsan başına gelince her şeyi yapabiliyormuş bu arada. Ayağa bile kalkamayan ben belki de biraz da hani rahatlık yani bir şekilde işlerin halledilmesinin rahatlığından dolayı kalkamıyormuşum demek ki. Mecbur olunca gayet kalktım. Bebeğin altını da değiştirdim. Emzirdim de her şeyi yaptım. Tabii ki zorlandım. Tabii ki ağrı, acı çektim biraz ama çok şükür halledebildim yani tek başıma. Bir gün sonra da dediğim gibi zaten çıktık. Öğlene doğruydu sanırım. Çıktık hastaneden çok şükür. Daha sonra sarılığımız yavaş yavaş geçti. Böyleydi. Daha sonrası zaten işte bebeğe alışma süreci. Evimizde çok şükür annem çok yardımcı oldu bana. Annem yani yemeği, temizliği, her şeyi annem yaptı. Hatta bebeğe de çoğunlukla annem baktı. Altını değiştirdi, üstünü giydirdi, banyosunu annem yaptırdı. Ben sadece emziriyordum. Hani gerektiği ya sürekli benim kucağımda aslında bebek bakıldığı zaman ama hani bir şey yapmıyordum. Sürekli zaten emmek istediği için sürekli bir emzirme halindeydim. Zaten bu bir döngü oluyor sizde. Emzir, alt değiştir. Hıçkırık tutuyor bir de alt değiştirirken. Tekrar emzir. İşte zaten midesi küçük. Altına yaptığı zaman tekrar karnı acıkıyor. Bu sürekli bir döngü oluyor. Şu an yeni yeni biraz daha uzun rutinimiz biraz daha uzadı yani süreç olarak. Çok şükür sağlıklıyız. Bebek de sağlıklı. Ben de sağlıklıyım. 40 günü işte açtık dediğim gibi ve ben çok çok daha iyiyim şu anda. O ilk bir 10-20 gün bayağı bir zorlandım ama şükürler olsun bir şekilde hallettik. Benim doğum hikayem böyleydi. Bilmiyorum sizlerle de paylaşmak istedim. Burada da bir anı kalsın ve ileride hatırlayabileceğim bir şey olsun istedim. Çünkü genelde doğum süreci unutuluyor diyorlar. Bakalım bilmiyorum. Şu an çok taze. Hatta doğumhanede bir kadın dedi ki ben bayağı korkunca herhalde bir daha doğurmazsın dedi. Dedim ki şu anki hislerime göre doğurmam evet. Ama bilmiyorum tabii ileride ne olur dedim. Bilmiyorum şu an çok taze tabii ki çok yeni daha yani bebeğimize daha yeni yeni alışıyoruz. O yüzden ikinci çocuk düşüncesi şu an benim için rafta olan bir düşünce. İleride ne olur ne biter bilmiyorum. Hayat ne getirir? Kısmet artık orası. Çok şükür ben bebeğime sağlıkla kavuştum. Herkesin de bu şekilde rahat, kolay. Aslında dediğim gibi doğumum da hamilelik sürecimde kolay geçti. Ama sadece normal doğum olmadığım için bir içimde bir pişmanlık var. Ama onu da hayırlısı böyleymiş diyerek unutmaya çalışıyorum. Bebeğim ağlıyor artık gitmem gerekiyor. O yüzden videomu burada bitireyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı doğumlar dilerim. Allah herkes bir avazda kurtarsın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.